Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım inşallah hepiniz iyisinizdir. Vallahi beni soracak olursanız birazcık böyle iki gündür bir mide ağrısı çekiyorum, bir baş ağrısı çekiyorum çok ciddi bir şekilde. O yüzden iki gündür böyle doğru belli bir video çekemiyorum maalesef. Bugün de yine günlerden salı ve bugün bunu sizlerle günübirlik paylaşmayı düşünüyorum inşallah, çok geç vakite kalmazsam. Aslında saat şu an 6.30 ve ben bu saate kadar yattım diyebilirim. Tabii ki ara ara kalktım, çocuklara kahvaltı hazırladım, öğlen yemeği hazırladım, işte bir ara kalktım, evleri toparladım falan ama netice olarak bu saate kadar yatakta yattım yani. Boş buldum her fırsatta, yatağa yorgan altına girdim yattım. Dışarıda hava aslında soğuk değil ama çok kasvetli bir hava var. Sürekli yağmur yağıyor, bir güneş açıyor, bir yağmur yağıyor, bir hava kararıyor, bir açıyor. Böyle değişik yani, bir günde dört mevsim yaşıyor gibiyiz. Ama benim evim çok serin. Tabi böyle zemin katlı olduğumuz için kışın da soğuk, yazın da soğuk. Yazın çok sıcak havalarda bir hani artısı oluyor evin iç kısmının serin olması ama şimdi böyle bu havalarda kalorifer yakamıyoruz çünkü kaloriferleri artık kapattılar yaz ayına girdiğimiz için. O yüzden ev böyle bir soğuk oluyor ve şey yapmak zorunda hissediyorum kendimi böyle, yani çocuklar değil, onlar üşümüyoruz diyorlar ama ben böyle bir üşüdüğümü, bende aşırı kansızlık ve demir vitamin eksikliği de olduğu için böyle ellerim ayaklarım buz kesiyor, yorganın altına girme hissi, yani onu ihtiyacım oluyor. O yüzden bugün o günlerden biri, dün de aynı şekilde o günlerden biriydi. Ama kalktım, yan komşum Sengül abla mesaj attı, dedi eğer dedi hani istersen dedi vaktin varsa dedi akşam saat 7.30 gibi gel, çay demleyeceğim, beraber birlikte çay içeriz dedi. Saat 5 gibi falan yazdım. Gene de bir saat daha yattım ben. Neyse şimdi artık kalktım. Saat 6'da kalken, yarım saat önce kalktım. İki ayrı hamur yoğurdum. Bir tanesini geçen takipçi misafirliğe geldiğinde dereotlu bir poğaça yapmıştım. Onu yaptım. Böyle yoğurtlu sütlü bir şey. Bir de tereyağlı bir tarif deneyeyim dedim. İki hamuru da ben yoğurdum ama ikisinin arasındaki büyük farkı sizlere birazdan göstereceğim. Büyük ihtimalle tereyağlı olan hamurların yani şekli birazcık bozuk oluyor maalesef. Lezzeti nasıl olacak çok merak ediyorum. Tereyağı ile yoğurdum hamuru da inşallah Allah nasip ederse içine peynir koyacağım. O şekilde fırınlarım diye düşünüyorum. Giderken işte biraz dereottan, biraz peynir poğaçadan giderken götürürüm. Elim boş gitmeyeyim. Bu şekilde böyle yani dediğim gibi hiçbir şey çekmedim dün. Bugün de hiçbir şey çekmedim. O yüzden şimdiden yani saat 12'den beri yorumlar geliyor. Instagram'da mesajlar geliyor. Özlem iyi misin? Bugün video gelmedi. Gelecek mi diye. Dedim ki bugün de boş geçirmeyelim. Az da olsa kısa da olsa kendimi sizlere göstereyim. İyi olduğumu bilin. Ondan sonra yarına video yükleyebilir miyim bilmiyorum. Ama en azından size şimdi bu şekilde haberdar etmiş olacağım. Yarın da video gelmezse de merak etmeyin. Evet, ne yapıyoruz şimdi? Demin ufak bir hediye aldım. Onu ama daha henüz açmadım. İçinde ne olduğunu torbasının üzerindeki markadan dolayı içinden olduğunu tahmin edebiliyorum. Ama sizlerle birlikte açalım istedim. Şimdi masanın şu köşesine bir geçelim. Sizlerle hediyemizi bir açalım. Ondan sonra mutfağa geçelim ve poğaçalarımızı fırına sürelim. Evet. Şöyle. Öncelikle bu güzel hediye paketini sizlerle bir açalım. Evet, bu şekilde paketi koydum arkadaşlar. Şimdi bana gelen güzel hediyenin paketini şimdi sizlerle açalım. Vallahi çok mutlu oldum, çok sevindim görünce. Şimdi şuradan bir güzel de paketletilmiş. Teşekkür ediyorum tekrardan. Bir açalım bakalım.
Çok güzel. Şimdi kokusuna bakacağım. Şöyle. Değerli bir parfüm. Yalnız şişesi de çok güzel görünüyor. Wow. Ay ne kadar şık bir duruşu var. Gerçekten çok hoşuma gitti. Ay çok güzel. Direkt bana Türkiye'yi anımsattı. Çok güzel. Tekrardan çok teşekkür ederim. Güzel hediye için. Evet. Hediyemin kokusu inanılmaz güzel. Gerçekten hayran kaldım. Bittiği zaman da sürekli aynı kokudan tekrar tekrar alırım bundan sonra. Favori parfümlerim arasına girdi. Ay inanılmaz gerçekten çok enfes güzel kokuyor. Gerçekten ben bir şey normalde abartmam. Ama gerçekten çok hoşuma gitti. Neyse şimdi ne yaptık? Hediyemizi açtığımıza göre onu hemen kaldıralım. Ve sizlerle mutfağa geçelim. Artık poğaçalarımızı fırına sürelim. Mutfağa geldik. Bu bezim benim, tertemiz bezim. Böyle hamurlarını yaptığım zaman onların üzerlerine koyuyorum. Bakın arkadaşlar, bunu da ben yoğurdum. Ne kadar güzel. Pamuk gibi, mis gibi, ne kadar böyle dümdüz görünüyor. Bunu da ben yoğurdum. Bunu ama tereyağıyla yoğurdum. Bir keresinde de ben tereyağıyla yaptığımda böyle bu şekilde olmuştu. Bazen internette bayanlarda da görüyorum. Diyorum ki Allah'ım diyorum, hiç mi hamur yoğurmasını bilmiyorsunuz? Ama onlar hep tereyağı eritip yapıyorlardı. Büyük ihtimalle herhalde hamuru bu şekli veren tereyağı diye düşünüyorum. Yoksa ki kesinlikle iyi yoğrulmamış olmasının mümkünatı asla yok. Çünkü ben çok güzel yoğurdum. Ay yapma çocuğum, parmakla mı anneciğim? Şimdi bunu... Ay çocuğum! Çatlak! İlk önce bunu yoğurmuştum. Bunlar bu arada mayasız. Hayır, oyun oynamıyoruz. Ben sana vermiştim evladım. Ömer Halis. Ben sana verdim ya. Aa git, ziyan etme hamurumu. İlk önce bunu yoğurmuştum. Bunlar mayasız hamurlar. Arkadaşlar bunların içinde kabartma tozu var. Hemen şöyle şipşak olan hamur. Bunları yiyip... Evet, bunları şimdi ne şekil yapacağım biliyor musunuz? Normal. Şöyle. Şu büyüklükte. Minik şöyle bir tadımlık olsunlar. Böyle. Bunun içine bu arada yoğururken ne koydum biliyor musunuz? Bir bardak yoğurt. Daha sonra bir bardak sıvı yağ. Bir tane yumurtanın akı. Sarısı üzerinde kullanılacak. Bir tane kabartma tozu, bir tatlı kaşığı tuz, 3 tatlı kaşığı şeker. Bakın tane tane söylüyorum ki hemen yazabilirsiniz diye. Daha sonra 3,5 su bardağı da un. Bu kadarcık. Ha, bir de dereotu koydum. Tabii siz isterseniz dereotu koyun, isterseniz peynirli yapın, isterseniz hamurunu sade yapın. İçine hani bir şey koyun ama ben böyle dereotlu taz yani sadesini çok beğendim. Bunun aslında hamuruna da peynir eklendiği zaman öyle de çok güzel oluyor. Onu da benim kız kardeşim Özge çok yapardı. Gidi evlenmeden gidi çok yapardı. Çağırırdı, arardı beni. Bak şimdi duygulandım, ağlayacağım. Abla dereotlu peynirli poğaça yaptım, gel. Çay da demliyorum. Çocukları alsana gelsene derdi. Gidi yavrum benim, evleniverdi erken yaşta. Doyamadım kardeşime. Neyse. Böyle işte canlarım benim. Şimdi bunun üzerine bir tane şey koyacağım. Nedir o?
bir tane kız neydi dur adı aklıma gelmedi. Heh, yumurtanın sarısı. Güzel. Bu fırında pişsin. Ondan sonra peynirlisini yaparız. Böyle bir tepsilik çıkıyor arkadaşlar. Hemen böyle şıp şap yoğurup misafiriniz geldi değil mi? Hemen yani yoğurması da çok kolay, çok basit oluyor. Hem de 20 dakika dinlendirmeniz de yeterli oluyor. Böyle. Evet, yumurtalarımı sürdüm. Bunun üzerine çörek otu veya susam serpmeyeceğim. Böyle sade olsun istiyorum. Şimdi bunu fırına gönderelim. Evet, ilk tepsimiz fırına gitti. Şimdi şuradan birazcık beyaz peynir alacağım. Böyle çok fazla beyaz peynir dolgulu yapmayacağım. Bunu da Ömer'e rağmen bunları da yaptım. Bunlar da böyle oldular. İçlerinde peynir dolgularıyla. Bilmiyorum şekilleri pek hoşuma gitmedi ama tadı... Ay kablo gelmiş öğretmen. Tadına lezzetine bakacağız. Bunlar da Ömerciğimin poğaçaları. Bakın bunları da koyacağız değil mi? Tabii ki bunları koymayacağım. Çünkü o bunlarla oyun oynuyor. Evet. Böyle anne yaptı. Evet onları anne yaptı. Ömer ne yaptı? Tamam. Afiyet olsun. Anne bak. Bakıyorum. Sen nereye bakıyorsun? Ben sana bakıyorum da senin gözler nereye anne, bakıyor? Pençeçiray. Hadi say bakalım. Kaç tane poğaça yapmışız say? Anne bak. Pençeçiray. Ömer Halis. Tamam. Ya. Ya Rabbim ne oldu? Hadi sayalım kaç tane olmuş. Say bakalım. Anlarım benim. Vallahi siz bu çiçekleri özlediniz mi? Ay ben şimdi bir haftadır sizlere göstermedim ama nasıl coştular bir bakın görün istedim. O yüzden şöyle bir göstereyim dedim. Poğaçaların fırındayken 2 dakika bunları böyle akşam serinliğinde de bir sulayayım dedim. Bakın bunlar hemen çok fazla yağmuru görünce tam 10 gündür yağmur yağıyor gerçekten. Bunları birazdan yine kaldıracağım buradan eğer birazdan çok yağmur yağarsa. Bakın bakın bakın. Bu da komple yenilikler açıyor. Çok güzel oldular ya. Gerçekten şunu Ömer kırbaçlamıştı. Ama bunlar tekrardan başladılar. Bakın ne kadar güzel yeşillikler açtı. Çok güzel oldu. Hele şunun çokluğuna ne demeli ablaları. Bakın bunlar hep böyle ilgi istiyorlar biliyor musunuz? Gerçekten sevilmeyi ve ilgiyi istiyorlar. Ne kadar güzel coşuyorlar o zaman. Bunlar yağmurda şey oldu. Çok fazla yağmur bunların böyle yapraklarını zedeledi maalesef. Ama baksanıza küpelime bakın. Ya
Yemin ederim tam 4-5 aydır açmayan çiçeğin saksısını teke alınca nasıl güzel oldu. Oradaki küpeli de aynı şekilde öyle oldu. Bakın. Bu küpeli de böyle. Bunlar. Bu çok sulandı büyük ihtimalle. Ya da ona herhalde galiba Ömer yanlış hatırlamıyorsam. Ay koş tuvalete. Koş. Bağ yaprağım da inanır mısınız artık neredeyse toplayıp yemelik olacak yani. Çok güzel oldu bağ yaprağım da. Ama salatalıklarım bakın soldu. Vermedi bu. Büyümedi ablaları maalesef. Ben bunu buradan öbür köşeden almakla mı hata ettim ne yaptım bilmiyorum ama bunlar olmadı canlarım benim. Ama yapraklardan vallahi küçük bir şey şöyle 15-20 tane toplasam herhalde yapılır mı bilmiyorum ki. Buna tekrar yine şöyle bir bağlayıp şöyle bir yukarı doğru sarkıtmak lazım. Bak görüyor musun? Oraya takılmış. Seni yaramaz seni. Şunu annem şöyle şuraya bağlamıştı geçen. Bak dışarı doğru gidiyorlar. Bu da güzel oldu. Böyle bakalım. Evet, çiçeklerimizde gördüğümüze göre bunları da ben hemen şimdi bir sulayayım. Ondan sonra poğaçalarımızı da o ara fırından çıkar inşallah. Çiçeklerimi sulayayım derken, neredeyse bunları unutuyormuşuz. Neredeyse yanacakmışlar. Neyse ama güzel olmuş, çıtır çıtır olmuşlar. Bakalım, neyse bunlar da hazır. Bunlar da hazır. Şimdi karışık bunun yarısını güzel şu bambu tabağıma koyayım. Ondan sonra artık komşuma gideyim. Ben Sergül ablaya geldim. Onun minnak kızı uyuyormuş. Gülşen, Mikael ve Efe de dışarıda oynuyorlar. Biz de şimdi soframızı kurduk. O da bir şeyler hazırlamış. Sağ olsun Allah razı olsun. Vallahi hemen bir şeyler yapmış. Çayımızı da demledik. Yani o demledi. Sanki beraber demlemişiz gibi konuşuyorum. Çayımız da demlendi. Şimdi oturup güzel afiyetle hem çayımızı içeceğiz hem de bir şeyler yiyeceğiz hem de güzel sohbetlerimizi yapacağız. Evet bakın tavşan kanı çayımız. Hemen fırına böyle sebzeli tavuk göğsü atmış. Patatesli sebzeli üzeri böyle bol kaşarlı fırına tavuk göğsü sürdüm dedi. Sağ olsun hemen kısırı da yapmış. Hemen şöyle birazcık çerez de koyduk ve çayımızı da doldurduk. Şimdi afiyetle güzel karnımızı bir doyuracağız. Hem de güzel hoş sohbetimizi yapacağız. Canlarım benim. Ben eve geldim. Ama burada ışık çok kötü. Bir saniye. Evet. Kapan ışığımı şöyle güzel yapayım. Çünkü ışık loş ışık olduğu zaman görüntü bulanık oluyor. Her neyse. Biz saat 11.30'da eve geldik. Yok 11.30 değil de 11. 11.30 muydu? Yok 11'e 20 vardı. Geldik. Ömer'i hemen yatırdım çünkü çok uykusu gelmişti. Saat 12'de de Gülşen'le Mikael yattılar. Onlar birazcık daha televizyon seyretmek istediler. Saat şu an 12.30. Ben terasta çamaşırlarım falan vardı. Onları toparladım. Onları katladım. Şimdi bir makine daha asacağım. Buraya gitmeden önce bir makine daha çamaşır atmıştım. Onları tekrar terasıma asayım. Ondan sonra artık ben de yatarım. Kapanışımızı da yapalım. Bu videoyu belki bugün böyle yetiştiririm falan diye düşünmüştüm ama mümkün değildi. Yarına kaldı. Neyse şimdi ben bunun editini yapacağım. İnşallah siz yarın sabah keyifle izlemiş olacaksınız. Umarım inşallah yine keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videoda tekrar sizlerle görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşça kalın.